ETV Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bülteninden iyi akşamlar sevgili seyirciler. Sevgili seyirciler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Manisa'dan 31 şehit çocuğunu İstanbul'a yolcu etmeden önce Manisa Öğretmen Evi'nde şehit çocukları, eşleri ve gazilerle bir araya geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Manisa'dan 31 şehit çocuğunu İstanbul'a yolcu etmeden önce Manisa Öğretmen Evi'nde şehit çocukları, eşleri ve gazilerle bir araya geldi. Sosyal projelere önem verdiklerini ve şehit yakınları ve gaziler için önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirten Özdağ, vatan, millet, din, bayrak ve kutsal değerler için güvenlik güçlerinin şehit olduğunu ifade etti. Özdağ, şehit çocukları ve eşlerinin Türkiye'ye emanet olduğunu dile getirdi. İnşallah onların yaptıkları aziz fedakarlıklar nedeniyle hep bu millet sizleri şükranla yad edecek. Ve onların çocukları ve eşleri de bu millete emanet, bu devlete emanet. Özdağ, İstanbul'a gidecek şehit yakınlarının Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın tesislerinde konaklayacağını vurguladı. Orada Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın tesislerinde kalacaklar. Selçuk Özdağ, şehit yakınları ve gazilere biz sizin emrinizdeyiz diye seslendi. Gazi eşlerine çok teşekkür ediyorum. O gençler de bizlere dua etsinler, biz de onlara dua edelim inşallah. İstanbul'da güzel günler, güzel saatler geçirin. Yarın akşamleyin de sizleri yine arkadaşlarımız, kardeşlerimiz alsın. Evlerimize yine arabalarla, sosyal hizmetleri, müdürlüğümüz arabalarla teslim edelim. Bu projeleri büyütelim. Biz sizin emrinizdeyiz. Ben bir milletvekili olarak hepinizdeyim. Bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşı olarak, bir akademisyen olarak, bir insan olarak, bir Müslüman olarak emrinizdeyim sizin. Siz söyleyin, biz yapmaya gayret sarf edelim. Daha çok şehit ailelerle bir araya gelelim. Daha çok gazilerle bir araya gelelim. Sevgili seyirciler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle 31 şehit gazi ve çocuğunu İstanbul Adnan Menderes Havalimanı'ndan uğurladı. ETV Adnan Menderes Havaalanı'ndan 31 şehit ailesi çocuğunu uğurlanmasını naklen yayınladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, 27 şehit ve gazi çocuğunu yakınlarıyla birlikte Manisa Öğretmen Evi'nde ağırladı. Şehit yakınları ve gazileri öğle yemeğinde misafir eden Özdağ, İstanbul'a göndereceği çocukları İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan uğurladı. ETV, Adnan Menderes Havaalanı'ndan 27 şehit ailesi çocuğunun uğurlanmasını naklen yayınladı. Uluslararası Havalimanı'ndayız ve bugün Uluslararası Havalimanı'nın VIP salonunda çok değerli konuklarımız var. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Manisa Milletvekili Sayın Selçuk Özdağ, Manisa'da şehit ve gazi ailelerinin 27 çocuğunu İstanbul'a gezmeye götürüyor. Biz de buradan Adnan Menderes Havalimanı'ndan canlı yayını onları uğurlayalım dedim. Şimdi ben Sayın Selçuk Özdağ'ın yanına gidiyorum. Biraz sonra da çocuklarımıza mikrofon uzatacağız. Bu proje nasıl olmuş? Bu projede kimlerin emeği var? Sayın Selçuk Özdağ bize bilgi verecek. Daha önce Manisa'dan roman bayanları Umre'ye göndermiştik. Daha önce zaten romanlar kendi bireysel imkanlarla gidenler vardı ama burada imkanı olmayanlar, maddi imkanı olmayanları gönderenler. Şu an onlar Mekke'deler, Medine'deler, peygamber huzurundalar, Allah'ın evindeler. Yine 16 roman kardeşimiz, Manisa'da roman kardeşimiz maddi imkanı olmayanlar. 26'sında yine gidiyorlar. Ramazan'dan bir gün önce yine gelecekler. Şimdi biliyorsunuz Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı yarın. Kardeşlerimizle İstanbul'a gittiğimde Atlas Global Jet'in sahibi Ali Murat Ersoy Bey böyle bir proje yapalım demişti. Bizim uçağımız onların emrinde. Sizler de bunları Manisa olsun, Manisa'dan gitsinler. Ben Manisa milletvekiliyim. Tabii ki benim şehrimin güzel insanları, vatanları için canlarını verenlerin çocukları, aileleri, onlar gitsinler istedim. Ve burada Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız isimleri belirledi. Lojistiğini sağlıyor şimdi aynı şekilde. Manisa, İzmir arasındaki lojistiği, ulaşım imkanını sağlıyorlar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Atlas Global Jet'in sahibi Ali Murat Ersoy Bey'e çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımız, arkadaşlarımız, kızlarımız
delikanlılar 27 kişi, 4 de idarecileri var başlarında. Bugün itibariyle biraz sonra İstanbul'a uçacaklar. Orada Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın tesislerinde kalacaklar. Yarın sabahleyin Miniatürk'ten başlayarak Ayasofya, Sultanahmet, Topkapı Sarayı ve İstanbul'un güzel yerlerini gezecekler. Ardından da akşam saat 7 uçağıyla da 1-24 saat gezerek saat 19 uçağıyla dönecekler. Orada bir akşam yemeği yiyecekler. Daha sonra da Atlas Global Jet'in kendilerine küçük bir hediyesi olacak o gençlere, güzel insanlara. Bunların aileleri, babaları, dedeleri, yakınları, vatanları için canlarını verdiler. Devletimizin ve milletimizin ne yapsa azdır bu insanlara. Biz küçük bir jest yapalım dedik. Hem bir yandan bayramlarını İstanbul'da kutlasınlar, dünyanın başkentinde kutlasınlar. Dünya eğer bir ülke olsaydı başkenti İstanbul olurdu. Dünyanın en güzel şehrine, Fatih'in şehrine, Yavuz'un şehrine, Kanuni'nin şehrine gidiyorlar. Osmanlı'nın şehrine gidiyorlar. Cumhuriyet'in şehrine gidiyorlar. Osmanlı'nın çocuğu olan Cumhuriyet'in şehrine gidiyorlar. Tarihi güzellikleri görecekler. Aynı zamanda coğrafi güzellikleri görecekler. Dünyada ortasından deniz geçen tek şehir. Dünyada kanallar var ama kanalların geçtiği şehirler veya nehirlerin geçtiği şehirler var ama denizin geçtiği şehir yok. O bizim ülkemizde, İstanbul'da, Türkiye'de ve İstanbul'da. Kendilerine güle güle gidin, güle güle gelin diyorum inşallah. Güzel bir an geçirirler. Güzel bir sosyal projeyi imza attınız. Ve biz o kardeşlerimize her zaman beraber olacağız. Onlarla olmaya devam ediyor zaten. Devletimiz beraber, milletimiz beraber. Bütün birimler, devletin tüm kurumları beraber. Bundan sonra yine bu kardeşlerimizle, bu gençlerle beraber olmaya devam edeceğiz inşallah. Efendim çok teşekkür ederim. Projede Sayın Murat Konan var, Sosyal Hizmetler evet. İl Müdürü. Sayın Berkmen Sanlı'ya da söz vereceğim. Siz neler söyleyeceksiniz? Evet, biz de Sayın Başkanım'ın tabii bizzat içerisinde yer aldığı organizasyonda Atlaset'le beraber yer almaktan mutluyuz. İşte isimleri belirleme noktasında kardeşlerimizin gidiş gelişleri hem havalanı ulaşımı hem İstanbul'a döndükten sonra evlerine kadar teslimi noktasında ve yine işbirliği içerisinde çalıştığımız bir personelimizi, gazi eşimizi kendilerine refakatçi olarak tayin veriler ettik. Veriler yok herhalde değil mi efendim? Var. Onlardan da gidecek olanlar var. Gitmek isteyenler gidebilir. O konuda bir problemimiz yok. Onları da belirledik. Verilerle beraber eşlik edecekler. İnşallah güzel bir proje. Biz tabii Sayın Başkanım söylediler. Biz şehitlerimizin yakınları, gazilerimiz için ne yapsak azlar. Çünkü onlar çok ciddi fedakarlık yaptılar bizim. Yeryüzünde işte burada yaşadığımız toprakları bize bıraktılar. Biz onlar sayesinde bu topraklarda huzur içerisinde yaşıyoruz. İnşallah bundan sonra da bu tür projelerde biz herkesle işbirliğine hazırız. Tabii çok farklı alanlarda da hizmet veriyoruz ama bu çok önemli. Birebir dokunan bir proje. Emeği geçenlere Sayın Başkanımızı özel almak üzere ben çok teşekkür ediyorum. Adama tanımam, soyadım Ceylan. Böyle bir projede yani İstanbul'u görmek bizim için de büyük bir değişiklik olacak. Hiç gitmiş miydin daha önceden İstanbul'a? Yok, daha hiç gitmedim. İlk defa mı gidiyorsun? Hı-hı. Merak ediyorsun herhalde. Evet, heyecanlıyım. İşte göreceğiz. En çok İstanbul'u nereyi merak ediyorsun? Topkapı Sarayı. Ahmet Sagun ismim. Bugün AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Selçuk Özdağ bu projeyi kapsamında anlam ve önemi büyük olan bir günde şehit ailelerini hatırladıkları için çok teşekkür ediyorum. Bir onur ve gurur duyuyoruz bu konu hakkında. Hep beraber İstanbul'un güzel yerlerini, sahillerini şehit ailelerimizin kardeşlerimizle beraber hep birlikte ziyaret edeceğiz. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ederim. İnşallah Rabbim yollarını açık eder. Şehit aileleri olarak arkalarındayız. Bu milleti vatanı öldürmeyeceğiz. Kendilerine hepsine teşekkür ediyorum. Saygılar. İstanbul'u görmek istiyordum. Yani gitmek istiyorum. Hiç gittin mi? Gitmedim. Yani çok istiyordum aslında. Bu da bir gitmek istiyorum ben. Gideceğim. Topkapı Sarayı'nı çok istiyorum görmeyi. Evet. İnşallah göreceğiz. Köprüleri merak ediyor musun? Evet. Nasıl geçirdiğini? Evet. Bir yeni yapılan küçük köprüyü çok merak ediyorum. İnşallah göreceğiz. Görün inşallah günümüz. Adım Ömer, soyadım Demir. Kaçıncı sınıf? 6. Evet. Heyecanlı mısın? Evet. Çok. Sen nereyi merak ediyorsun İstanbul'da? Ben Boğaz Türü yapacak, bir de Topkapı Sarayı'nı merak ediyorsun. Böyle bir devletim için teşekkür ederim. Böyle bir geziye projeyi düşündükleri için sağ olsun. Peki, çok teşekkür ederim. Sayın Vekili çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Öncelikle ailelere teşekkür ediyorum. Gençlere teşekkür ediyorum. Kızlarımıza, delikanlılara çok teşekkür ediyoruz. Güle güle gitsinler, güle güle gelsinler. Ama şunu da öğrendim ki, bu şehitlerimizin, ailelerinin, çocuklarının
bir kısmını İstanbul'u görmemişler. Bunlara biz 280 şehidimiz var Manisa'da. Bunları bölümlere ayıralım. İlçe ilçe veyahut da işte bir İstanbul bölümü, bir Ankara bölümü şeklinde, Ankara yolu ve İstanbul yolu şeklinde veya doğu şey şeklinde, kırsal kesimler şeklinde başka bir proje yapalım. İstanbul projesi yapalım yine ama iki günlük olsun bu. Cuma akşamından gidelim. Pazar gecesi dönelim. İki günlük onların anneleriyle beraber veyahut da hayatta kalan anneanneleriyle, babaanneleriyle kimlerse onlarla beraber büyük bir proje yapalım şöyle. Efendim, Soma şehitlerimizin çocukları da var. Onları da dahil etmeyi düşünüyoruz. Onlar da güzel bir proje olur. Tabii onları da niye düşünmeyelim? Onları da yaparız inşallah. Beraberce yaparız. Bir proje geliştiririz. Devletimizin imkanlarıyla beraber bir yandan Soma şehitlerinin, bir diğer yandan Güneydoğu Anadolu'da ve Doğu Anadolu'da veya Türkiye'nin herhangi bir yerinde şehit olmuş veya gazi olarak yaşamak zorunda kalan kardeşlerimizin çocuklarını götürürüz inşallah. Aileleriyle beraber gitmelerinde fayda var diye düşünüyorum. İnşallah onlarla ilgileneceğiz, yeni projeler yapacağız. Çok teşekkür ederim. Yolunuz açık olsun. 27 çocuğunuzun, ailelerin yolları açık olsun. Güzel gezin. Gezdikten sonra, döndükten sonra sizlerden de bilgi alacağız İstanbul gezisiyle ilgili. Efendim, Adnan Menderes Uluslararası Havalimanı'ndan ETV canlı yayındaydı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Manisa Milletvekili Sayın Selçuk Özdağ, şehit ve gazi ailelerinin çocukları, 27 çocuğumuzu İstanbul'a gezmeye götürecek. Orada 24 saat İstanbul'u gezecekler, görecekler ve tekrar güvenli bir şekilde memleketimize, Manisa'ya gelecekler. Adnan Menderes Havalimanı'ndan iyi akşamlar diliyoruz efendim. Sevgili seyirciler, 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı Manisa'da da coşkuyla kutlandı. Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yapılan yürüyüşle başlayan program, Cumhuriyet Meydanı'nda halk oyunları ve spor gösterileriyle sona erdi. Manisa'daki 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü önünden Cumhuriyet Meydanı'na yapılan yürüyüşle başladı. Cumhuriyet Meydanı'nda Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Savaş Duman'ın milli egemenlik anıtına çelenk sunmasıyla devam eden kutlama programında saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Milli Egemenlik Anıtı önündeki törenin ardından meydanda kurulan platformda bayram kutlamaları gerçekleştirildi. Törene Manisa Valisi Erdoğan Bektaş, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Tugay Komutanı Tuğgeneral Yavuz Ekrem Arslan, Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Savaş Duman, daire müdürleri, öğrenciler ve vatandaş katıldı. Yine doğum günü olarak nitelendirdiğini görmekteyiz. Öte yandan milli egemenlik anıtına çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması sırasında törende bulunan Cumhuriyet Halk Partisi alandan ayrılarak düzenlenen alternatif törene katıldı. Manisa Valiliği önünde başlayan kutlamalar öncesi günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Doktor Savaş Duman yaptı. Gençlerimizin manevi, insani ve evrensel değerlerle yetiştirilmesi, yarınlara güvenle bakmamızı, güçlü ve sağlam bir toplum olmamızı sağlayacaktır. Kutlama programı halk oyunları, modern dans ve sporcuların gösterileriyle sona erdi. Sevgili seyirciler, Manisa Öğretmen Evi önünde toplanan Cumhuriyet Halk Partisi ve sivil toplum kuruluşları Manisa'da alternatif 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlaması düzenledi. Öğretmen Evi'nden başlayarak gerçekleştirilen yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen alternatif kutlamaya CHP Manisa İl ve İlçe Örgütleri, Atatürkçü Düşünce Derneği, Türk Kadınlar Birliği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Cumhuriyet Kadınları Derneği gibi demokratik kitle örgütleri katıldı. Alternatif kutlama töreni için Manisa Öğretmen Evi önünde toplanan grup yürüyüşe başladı. Yürüyüş boyunca sloganlar atan grup,
10. yıl marşını söyledi. Yürüyüş yapan gruba vatandaş da balkonlarından alkışlar yaparak destek verdi. Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyen grup burada toplandıktan sonra saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu. Programda CHP Manisa İl Başkanlığı, Atatürkçü Düşünce Derneği, Türk Kadınlar Birliği ve yürüyüşe katılan diğer sivil toplum kuruluşları milli egemenlik anıtına çelenk sundu. Atatürkçü Düşünce Derneği Manisa Şube Başkanı Gülbahar Tahmilci programda bir konuşma yaptı. Sevgili seyirciler, henüz Manisa'da açılışının üzerinden 8 ay geçmesine rağmen gerek eğitim sistemi, gerek etkinlikleri, gerekse sosyal sorumluluk projeleriyle dikkatleri üzerinde toplayan Özel Türk Koleji Manisa Kampüsü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı özel programı ile yine farkını ortaya koydu. İTK öğrenci ve öğretmenlerinin koordinesinde hazırlanan programda 19 Mayıs ruhu, tarihini anlattılar. Tiyatro ve dans gösterileri, şiirler, şarkılar, halk oyunları gösterileri yer aldı. ETV, İTK'nın 19 Mayıs özel programını naklen yayınladı. Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Özel Türk Koleji Manisa Kampüsü 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı özel programı düzenledi. İTK konferans salonunda düzenlenen törene okul öğrencileri, öğretmenler ve veliler katıldı. İzmir Türk Koleji öğrenci ve öğretmenlerinin koordinesinde hazırlanan programda 19 Mayıs ruhu, tarihi anlatılar, tiyatro ve dans gösterileri, şiirler, şarkılar, koro, halk oyunları gösterileri yer aldı. ETV İTK'nın 19 Mayıs özel programını naklen yayınladı. Okul Müdürü Hüseyin Gergin, günün anlam ve önemini anlatan konuşmasında ülkeyi çağdaş medeniyet seviyesine taşımak adına eğitimciler olarak ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan bağımsızlık meşalesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması ile birlikte kısa süre içerisinde dalga dalga tüm yurda yayılan bir zafer sevincini anımsatmaktadır bize. Bugünkü varlığımızı borçlu olduğumuz bilinciyle. Temelleri yine o dönemlerde Mustafa Kemal Atatürk tarafından atılan milli egemenlik kavramı ile birliğimiz ve bütünlüğümüz sağlanmış, tek çarenin artık millet olduğu tescillenmiştir. Bugün gelinen noktada da millet iradesinin en büyük güç kaynağı olduğu unutulmamalıdır. Bunun yaşatılması için hepimize, özellikle de sizlere büyük görevler düşmektedir. Binlerce şehit vererek sıkıntı ve yokluklar içerisinde büyük özveriler neticesinde kurulan Cumhuriyetimiz siz gençlere emanet edilmiştir. Bu sebepledir ki bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak, gelecek nesillere de devretmek sizlerin ve bizlerin en ulvi görevidir. İleride ülke yönetiminde söz sahibi olacak sizler, Türkiye Cumhuriyeti'nin omuzlarında yükseltecek dimağlar, nedenle büyük bir sorumluluk aldığınızın bilinç ve idraki içerisinde davranınız. Bizler de bu inançtan aldığımız azim ve kararlılıkla ülkemizin büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde çağdaş medeniyet seviyesine taşımak adına elimizden geleni yapmaktan imtina göstermeyeceğiz.
Hüseyin Gergin'in konuşmasının ardından 19 Mayıs kahramanlık destanını anlatan kısa bir film katılımcılara izlettirildi. Ardından halk oyunları, dans gösterileri yapıldı. Şiirler okundu, şarkılar söylendi. Sevgili seyirciler, Manisa çevre yolunda kontrolden çıkan hafif ticari araç refüjde düzenleme çalışması yapan belediye işçilerine çarptı. Kazada işçiler Bayram Çınar, Ercan Aslangiray ve Özkan Bozkurt hayatını kaybetti. Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre Mustafa Kaya idaresindeki hafif ticari araç, İzmir-İstanbul yolu organize sanayi bölgesi arıtma tesisi önündeki refüjde düzenleme çalışması yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı işçilerine çarptı. Burayı vurdu, tepkiye vurduktan sonra... Sen gördün mü? Biz de ileride çalışıyorduk abi. Of of. Kazada işçiler Bayram Çınar, Ercan Aslangiray ve Özkan Bozkurt hayatını kaybetti. Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılan yaralı işçi Hasan Hüseyin Yiğit'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Hafif yaralanan araç sürücüsü Kaya, ayaktaki tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Manisa çevre yolunun İstanbul istikameti aracın kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Sevgili seyirciler, Şehzadeler ilçesine ait emlak ve çevre temizlik vergisi birinci taksit ödemeleri için son gün 31 Mayıs. Vatandaşların mağdur olmaması amacıyla Şehzadeler Belediyesi tahsilat servisinin ay sonuna kadar hafta sonu da hizmet vereceği açıklandı. Şehzadeler ilçesi emlak ve çevre temizlik vergisi taksit ödemelerinde sona yaklaşıldı. 1 Mayıs 2016 tarihinde başlayan tahsilat işlemlerinin 31 Mayıs 2016 tarihine kadar devam edeceği belirtildi. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, vatandaşın mağdur olmaması amacıyla hafta sonları da hizmet verileceğini açıkladı. Başkan Çelik, Şehzadeler ilçesine ait emlak ve çevre temizlik vergisi birinci taksit tahsilatlarını 1 Mayıs 2016 tarihinde almaya başlamıştık. Vatandaşımız yoğun bir şekilde ödemelerini gerçekleştiriyor. Ödemelerin tahsil edilebilmesi için son 2 haftamız kaldı. Vatandaşımızın mağdur olmalarını önlemek adına tahsilat servisimiz hafta sonu da mesai yapmaya devam edecek. Ödemeler kredi kartıyla ya da nakit olarak belediyemizin zemin katında bulunan emlak tahsilat servisi veznelerine yatırılabilir. Ayrıca beldeden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde de belediye hizmet binalarımızda tahsilatlarımız yapılmaktadır dedi. Sevgili seyirciler, yaptığı çalışmalarla Türkiye birinciliği elde eden Manisa Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri bu kez de icat ettikleri robotlarla Manisa'yı Kayseri'de yapılacak olan yarışmada temsil edecek. MacBlock ve Sumo robotu yapan öğrencilerin bu icatları geliştirilerek askeri alanda ve savunma sanayisinde kullanılabilecek.
Manisa Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinin yaptığı robotik çalışmalar göz dolduruyor. Başarılı çalışmalarıyla önceki zamanlarda Türkiye birinciliği elde eden öğrenciler icatlarıyla Kayseri'de yapılacak olan bilim sanatlar arası robot yarışmalarında Manisa'yı temsil edecek. Biz bu robotları yaparken ki sürecimiz yani çok sıkıntılı bir süreç, yorucu bir süreç ama aynı zamanda çok eğlenceli bir süreç. Yani hem yoruluyoruz hem eğleniyoruz. Bazen çok yorulduğumuz, endişelendiğimiz zamanlar oluyor. Bazen çok eğlendiğimiz, beraber olduğumuz zaman eğlendiğimiz zamanlar oluyor. Yarışmaya katılmaya hak kazanan MakeBlock ve Suma robotunun küçük mucitleri Mayıs ayının sonunda yapılacak yarışmadan yine derece elde etmek için heyecan yaşayacak. Elimde görmüş olduğunuz bir MakeBlock tabanlı bir engel kaçan robotu. Robotumuzda ultrasonik sensör sayesinde sesle birlikte duvarları algılayabiliyor ve engelleri ondan kaçabiliyor. Ve MakeBlock işletim sistemi sayesinde kolayca programlanabilir pil sadece pile çalışıyor. Üzerinde iki tane motor bulunmakta. Öte yandan TÜBİTAK 4006 kapsamında 25-26 Mayıs tarihleri arasında Bilim Sanat Merkezi'nde bilim fuarı düzenlenecek. Benim robotum MakeBlock engelden kaçan. Bu robotu kullanım alanları çoğunlukla askeri görevlerde bir yerden bir yere götürürken önündeki engellerden kaçıp rahatlıkla otosunu tekrardan bulabilmesi. Bu çoğunlukla gizli bir şekilde bir yere bir eşya götürme veyahut da bir yerden bir yere ulaşım sağlamak amacında kullanılabilir. Benim robotum Sumo robotu aynı şekilde savunma sanayinde kullanılabilir, araçlarda monte edilebilir. Aynı zamanda trafikte de kullanılabilir, normal araçlarda kullanılabilir. Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Özgür Emeksiz yaptığı açıklamada öğrencilerinin başarısını anlattı. Hep robot atölyemizi geliştirmek, zenginleştirmek adına çalışmalar yaptık. Öğrencilerimiz de bu çalışmalarını ulusal düzeydeki yarışmalarda katılarak kendilerini gösterme imkanı buluyorlar. Fen ve teknoloji öğretmeni Zafer Akaya ise Bilim Sanat Merkezi'nde robotik eğitimi ile ilgili öğrencilere danışmanlık yaptığını belirtti. Robotikle ilgili tasarım ve yazılımla ilgili becerileri gelişiyor. Bu becerilerini de kendi okullarındaki arkadaşlarıyla da paylaşıyorlar. Buradaki bilgi ve deneyimlerini ulusal yarışmalarda sergileme fırsatı buluyorlar. Sevgili seyirciler, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kula'nın altyapı sorunlarını bir bir ortadan kaldırıyor. Maske ekipleri Kula'da Mevlana, Mahmut Dede, Yunus Emre ve Tapduk Emre caddelerindeki yağmur suyu hattı döşeme işlemlerini tamamladı. Maske Genel Müdürlüğü'nün il genelinde sürdürdüğü altyapı çalışmaları kapsamında Kula'da bulunan Mevlana, Mahmut Dede, Yunus Emre ve Tapduk Emre caddeleriyle iç sokaklarda toplam 3310 metrelik yağmur suyu hattı döşendi. Maskenin çalışmalarıyla birlikte yağmur suyu hattına kavuşan Kula'da yağışlı havalarda meydana gelen olası taşkınların önüne geçilerek ilçenin 15 yıldır kullanımında olan altyapısının çıkardığı sorunlar ortadan kaldırıldı. Kula'da gerçekleştirilen altyapı çalışmalarını Maske Genel Müdür Yardımcısı Erdal Nohutçu ve Kanalizasyon Daire Başkanı Hasan Patel de bölgeye giderek yakından takip etti. Yapılan çalışmaları inceleyen maske yetkilileri, bordür taşlarının döşenmesinin ardından montajı yapılacak olan kanalizasyon bacası ve yağmur suyu ızgaralarını kontrol etti. Sevgili seyirciler, Güzel Yurt Mahallesi İngoştat Bulvarı Şekerci Dede Camii yakınına konulan Tarzan heykelinin çevresi Yunus Emre Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından çiçek dikilerek güzelleştirildi. Yunus Emre ilçesine güzel hizmetler ediyoruz. Daha önceleri Fatih Parkı'nda bulunan Manisa Tarzanı Ahmet Bedevi'nin heykeli, Güzel Yurt Mahallesi İngolstadt Bulvarı Şekerci Dede Camii yakınındaki parka kondu. Park içerisinde bulunan Tarzan heykeli, çevre peyzaj çalışmalarıyla çiçeklendirildi. Güzel Yurt Mahalle Muhtarı Basri Bilici,
Tarzan heykeli ve çevresinde yapılan düzenleme ve çiçeklendirme çalışmalarını yerinde incelerken belediyenin hizmetinden dolayı teşekkür etti. Bizim istememize gerek yok. Belediye başkanları nereye ne yapacağını biliyor. Mayıs 2016 tarihli dolar, euro, altın fiyatlarındaki son durum şu şekilde. Dolar alış 2,99, satış 2,99. Euro alış 3,36, satış 3,36. Altın alış 120, satış 120. 19 Mayıs 2016 tarihli Manisa Ticaret Borsası verilerine göre üzüm ve pamukta fiyatlar şöyle. Çiğitli pamukta muamele yok. Çekirdeksiz kuru üzüm en az 2,90, çekirdeksiz kuru üzüm en çok 3,50 lira. ETV Spor Servisi tarafından hazırlanan spor haberlerine gelince sevgili seyirciler, Manisa Büyükşehir Belediyespor judoda farkını ortaya koymaya devam ediyor. Son olarak Manisa ve Muğla'da gerçekleştirilen Gençlik Haftası turnuvalarında önemli başarılar elde eden temsilci, Manisa'da gerçekleştirilen turnuvada erkeklerde birinci, kızlarda ise ikinci oldu. Muğla'da yapılan turnuvada ise Yıldız ve Ümit erkeklerde takımı birinci olmayı başarırken kız takımı ise üçüncü oldu. Farklı branşlarda elde ettiği başarılarla adından sıkça söz ettiren Manisa Büyükşehir Belediyespor, judoda da farkını bir kez daha ortaya koydu. 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde Manisa ve Muğla'da düzenlenen turnuvalara katılan temsilci önemli dereceler elde etti. İlk olarak Manisa Judo İl Temsilciliği'nin düzenlediği Mini Minikler ve Süper Minikler Judo turnuvasında temsilci erkeklerde takım halinde birinci olurken, kız takımı ise ikinci oldu. Muğla Judo İl Temsilciliği'nin Gençlik Haftası nedeniyle düzenlediği Yıldızlar ve Ümitler Gençlik Haftası Judo turnuvasında ise Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Judo takımı Yıldız ve Ümit erkeklerde takım halinde birinci, kızlarda ise üçüncü olarak Manisa'nın gururu oldu. Öte yandan Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başarılı sporcusu Mert Şişmanlar ise Avrupa Judo Federasyonu Yujo'nun düzenlediği Ümitler Avrupa Kupası'nda mücadele edecek. Sevgili seyirciler, Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Gençler Kılıç Epe Açık Turnuvası 12 ilden 237 sporcunun katılımıyla başladı. Çok amaçlı spor salonunda gerçekleştirilen müsabakaları Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Doktor Savaş Duman, Türkiye Eskrim Federasyon Başkan Yardımcısı Halit Bostancı ve Eskrim İl Temsilcisi İpek İrem Ülkü takip etti. Turnuvanın ilk gününde sporcular kılıç branşında ter döktü. 51 erkek ve 28 kız sporcunun kendi kategorilerinde verdiği mücadele büyük çekişmeye sahne oldu. Turnuvada Manisa'yı Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi eskrim kursiyerlerinden oluşan 15 sporcu temsil etti. İlk gün müsabakaları sonucunda kızlarda Beyza Demiray birinci oldu. Aylin Çakır ikinci olurken Büşra Nur Adanoğlu ve Fatma İbrahimo üçüncü sırada yer aldı. Erkeklerde Muhammed Anasız birinciliği elde ederken Fatih Mehmet Ant ikinci oldu. İbrahim Ahmet Acar ve Yağan Soykan ise üçüncü sırada yer aldı. Dereceye giren sporculara madalyalarını Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Doktor Savaş Duman ve Türkiye Eskrim Federasyon Başkan Yardımcısı Halit Bostancı verdi.
ETV Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bültenimizi sunduk. Geceniz güzel, yarınlarınız umutlu, sağlıklı ve bol bereketli geçsin efendim. Hoşça kalın.